Mutlu günler. Transfer Merkezi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Kırmızı Beyaz Dünya programında yeni bir maç önü analizinde birlikteyiz. Sevgili Hüseyin Karabacak'la birlikte. Hüseyin hoş geldin, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet. Sana da iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Biliyorsun Kırmızı Grubu konuşacağız. Kırmızı Grup'ta bir tane maç var ki çok çok kritik. Birinci ile ikincinin maçı ya da ikinci ile birincinin maçı mı demeli? Çünkü her iki takım da eşit puandalar. 68 Aksaray Spor, Menemen Futbol Kulübü. Her ikisi de puanları eşit. Attıkları gol, yedikleri gol eşit. Her şeyleri eşit ve 8. haftada karşı karşıya geliyorlar. Biz de 8. haftadaki bu dev müsabakayı seninle birlikte konuşacağız. Zaten maçın önemini anlatmaya gerek yok. Neden söylersin? Çok kritik bir haftada karşı karşıya geliyorlar. Belki 6 puanlık bir maç diyebileceğimiz nitelikte bir maç. Çok keyifli bir maç, çok kritik bir maç. Maçın önemini zaten çok güzel anlattın. Attıkları, yedikleri gol, her şeyiyle aynı olan iki takım. Maçın öneminin herkes farkında. Reklamı yapılması gereken, üstüne düşünmesi gereken bir maç. Alt ligler için kıymetli olması gereken bir maç ama maalesef yayın yok. Yani. Yani, çok üzücü. Yani bu maçla ilgili yani federasyonun gerçekten Elazığspor Arnavutköy maçını vermesini, Elazığspor'un seyircisiz maçı, Ankara Afyon maçını veriyor seyircisiz maç gibi. Yani seyircisiz hani çok giden olmuyor biliyorsun. Yani böyle dolu dolu liderlik anlamı olan güzel bir maç nasıl verilmiyor anlamıyorum. Her hafta federasyona biz buradan bunun eleştirisini mi getireceğiz? Menemen FK tabii ki daha hani YouTube kanalında bile açıkçası bir şeyler daha yeni yeni oturuyor biliyorsun. Yıllardır sıkıntılı olan bir kulüptü. İşte bir senedir Bilgin Tokul Bey'de yani kulüp hani başkanlığını o yapıyor. Belli başlı adımlar atılıyor ama tabii bu yayın olayında daha net bir şeyler yok. Zamanla olacaktır mutlaka. Ama yani federasyon böyle bir fırsatı nasıl kaçırıyor? YouTube kanalına gerçekten abone kasacağı, maç içinde reklam alabileceği yani birçok fırsat olan federasyon için muazzam bir fırsat nasıl kaçırıyor bilmiyorum. Çok üzücü. Bu maçı canlı olarak izleyememek açıkçası çok üzücü. Muhtemelen Aksaray'dan deplasmana gidecek sayfalardaki arkadaşın Instagram hesaplarını, Facebook hesaplarını kovalayacağız. Kale arkası tribünden falan maç takip etmeye çalışacağız gibi düşünüyorum. İki tane çok değerli takım, çok başarılı giden takım. Sadece birer takılmaları var. Aksaray biliyorsun Karaman'a takılmıştı. Bir Karaman beraberliği var. Ama son iki maçta inanılmaz galibiyetler aldı. Önce Van Spor deplasmanı, arkasına da içeride Elazığspor'a karşı alınan mükemmel galibiyetle Aksaray Spor yoluna dolu dizgin devam ediyor Şaban Hoca'nın öğrencileri. Diğer tarafta Menemen Futbol Kulübü'nde tek bir beraberliği var onların da. Onların da tek beraberliği içerideki Van Spor maçında 10 kişi kaldıkları bir maçta aldıkları bir puan oldukça kıymetliydi. Seçimden koç kırmızı kart cezası görmüştü. Ve onlar da bu süreci iyi değerlendirdiler. Elazığ deplasmanında aldıkları galibiyet çok kıymetli. Elazığ Spor'un 31 haftalık yenilmezlik serisine son vermişlerdi. Belki şunu net olarak söyleyeyim. İkincilikteki iki grup 18-18-36 takım arasında fiziksel anlamda en dolu, en hazır takım olan takım Menemen Futbol Kulübü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burhan Akın Hoca çok iyi hazırlamış takımı. Geçen seneki Menemen Futbol Kulübü'nden farklı. Bunların hepsine tek tek değineceğiz zaten. Güzel bir maç bizi bekliyor. Temposu yüksek bir maç bizi bekliyor. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Keşke izleyebilseydik. Bunu keşke. Yani bu yayın konusunda artık söyleyecek söz kalmadı. Evet. İkincilik Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat bir açıklama yaptı özel röportajında. Kanalımıza verdi özel röportajda. Dedi ki yakında Nesine TV yayın işine el atıyor. Çok daha fazla sayıda maçı izleyebileceğiz dedi. İnşallah. Umarım bir an önce hayata geçer. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun en azından YouTube'a bakan yetkilileri bu ligi hiç tanımıyorlar. Ama tanımıyorlar ama açık puan tablosuna da bakmıyorlar. Her hafta seçtikleri maçlar en reytingi az olan maçlar oluyor. Yani bu ligi sevdirmekse amaca uygun hareket etmedikleri aşikar. Çok kısa sert bir yorum yapacağım bu konuyla ilgili. Biraz sert olacak. Kalbi kırılan da kırılsın umurunda değil. Federasyonun sosyal medyasına bakan arkadaşlar, bu lige değer katmaya bakan bizim arkadaşlarımızın çıkarttığı özetlere ona buna telif atacağına maç yayın politikasını ayarlasınlar. Biz burada bu özetleri yapıyorsak, burada yorumluyoruz, bilmem bu lige değer katan bizsek, bu ligde değer katması gereken sizken bunu yapan bizsek bravo. Gerekiyor. Yani bunun önünü tıkamanın anlamı yok.
Ama çok özür diliyorum, aptalca bir tavırla, yani çok aptalca bir tavırla telif atmayı kovalamak, hani oradan bir şey koparmayı mı kovalamak, hesabın içinde hesaplar yapmak, bunların hepsinin şimdi farkındayım. Federasyona ait mi değil mi, resmi mi değil mi bilmediğimiz hesaplardan işte kafaya göre özetler paylaşılması. Bunların hepsinin paylaşımımız hiç ihtiyaç duymayalım. Bunların hepsinin farkındayız. Sıkıntı yok. Biz özet yaparsak buradaki kaliteyi arttırırız. Biz burada bir şeyler paylaşırsak buradaki kaliteyi arttırırız. Biz zaten yıllardır bu kaliteyi arttırıyoruz. Alt ligler bu kadar değerliyse yıllardır bizim yaptıklarımız, çalışmalarımız, ürünlerimiz sayesinde. Çok bunu zaten bilen biliyor. Bunu bilen kulüp profesyonellerine, futbolculara, kulüp başkanlarına, yönetici nezdindeki kişilere teşekkür ediyorum. Ama lütfen Türkiye Futbol Federasyonu ufak tefek hesaplar peşinde koşacağını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun içinde bulunan bazı şahıslar. Eminim federasyonun üst yetkilileri bilmiyordur Hüseyin bunu. Haberi bile yoktur zaten, ayrı bir konu. Eminim böyle yani. Telifle meyrifle saçma sapan işlerle uğraşacağına, işin ruhuna odaklansınlar. Biz burada kimse kusura bakmasın alt liglerde yayıncı kuruluş, Süper Lig'in beyin sportu gibi, Tefemiz gibi, beyin sportu gibi program yapmaya çalışıyoruz. Görüntü topluyoruz. Federasyonun elinde olmayan görüntüyü de topluyoruz. Burada bir emek var. O yangın o yüzden zaten işte Hüseyin. O yangın evet, var ya. Bu emeğe gölge düşürmemek lazım. Biz de bu görüntüyü bir günde toplamıyoruz. İnsanlara bu lige, buraya emek verdik ve bu emeğin karşılığında bunu yapıyoruz. Lütfen federasyonda bu konuda biraz daha işbirliğine davet ediyorum yani. Bizim tek kaygımız bu. Davet sorsunlar Hüseyin, hangi maçı yayınlanacaklarını biz söyleyelim onlara. Hatta isterlerse ben net olarak söyleyeyim, biz onlara görüntü ulaştıralım yani. O ellerinde olmayan görüntüyü de ulaştırırız yani. Bu kadar net söyleyeyim yani. Biz bu işbirliğini açız. Onlar gelip de yani kafasına göre telif meyif uğraşmasınlar yani. Avrupa'ya bakıyoruz. İşte Türkiye'de marka değeri deniyor. Türkiye'nin 3. sıradaki profesyonel liginin marka değeri ortada. Biz işte hala kafamızı yan yatıracağız bu hafta. Menemen Aksaray maçını böyle Instagram'dan izlemeye çalışacağız. Sonra da gelip burada yorumlayacağız. Her neyse bu dertler bitmez. Biz işimize bakalım. Saha içini yorumlayalım. Bizim derdimiz saha içi. Bu ligi geliştirmek, bu ligi güzelleştirmek ve bu ligi izlenir kılmak. İnsanların da ilgisini uyandırabildiysek ne mutlu. Sanıyorum da ikinci ligde bir etki yaptığımız aşikar ortada. Ara ara biz böyle işte alttan alıyoruz, mütevazı davranıyoruz ama ikinci lige kattığımız değer de ortada Hüseyin. İnşallah bir iş birlikleriyle bunu daha da yukarı taşıyacağız. Hiç merak etmeyin. Pekala, şimdi gelelim Menemen Futbol Kulübü Motolux 68 Aksaray Spor maçına. Maçın önemine değindik. Peki nasıl bir maç bizleri bekliyor sevgili Hüseyin? Mükemmel bir maç bizleri bekliyor. Yani iki takım da tempolu baktığımızda ama Menemen Futbol Kulübü daha tempolu. Menemen Futbol Kulübü bence hem fiziksel anlamda en hazır takım. Geçen sene 150 milyona kurulmuş takım. Bu sene 3'te 1'i falan bütçeye kurulmuş. Bal Ligi'nden alınan oyuncular. Menemen Futbol Kulübü'nün geçen sene kiralık gönderdiği oyuncular. Çok umutlu olmadığı oyuncular var diyebiliriz. Yani takımın genel anlamda muhtemel 11'ine baktığımızda zaten hani anlatacağım zaten az sonra oraya ama daha mütevazi, geçen seneye göre çok daha mütevazi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. 68 Aksaray Spor'un da şöyle, Menemen'in geçen seneden elinde bir zaten bir havuzu vardı. Kiralık gönderdiği oyuncular vardı. Onlarla sezon başı kamp yapıp yol ayrılacaklarla ayrıldı. Devam edileceklerle edildi. Burada planlama fırsatı oldu. 68 Aksaray Spor'un ise en büyük avantajı ne oldu dersen, sezon başı hedeflediği sportif direktör Yakup Ateş ve Şaban Yıldırım geçen seneden yola devam etti. Takımda tutması gereken isimleri tuttular sevgili Ahmet. Ve isimleri tuttuktan sonra hedeflediği isimlere tık 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 gerekeni yaptılar. Kimi istiyorlardı onu aldılar. Baktılar Ali Marlak aldılar erkenden. Onur Ramazan Toprak, Ahmet Abdullah Çakmak, hani Abdurrahman Canlı atıyorum ben aklıma. Sol stoper Sezer Yıldırım, Onur Ural, hani Ali Türkkan. Yani transferin ikinci ligde en hızlı takımıydı aslında. İş transferi tutacağını tuttu. Ondan sonra noktaları belirledi. Bir günde 5-6 7-8 tane transfer yaptı. Bazı takımlar daha transfer piyasasına girmemişken Aksaray Spor tık tık zaten takımın iskeletini, omurgasını kurdu. Ondan sonra alacağı 2-3 tane adam kalmıştı. Onu da zamana yaydılar ve aldılar. O omurgayı kurmak, bu omurgayla başlamak önemli. Doğru bir kadro kurdular. Baktığımızda onlar da hani diyorum yani geçen sene tahmini söylüyorum. Menemen'in bütçesi 150 milyonsa bu sene 50 milyondur. 50-60 milyona kurulmuş bir takım Menemen Futbol Kulübü. 68 Aksaray Spor ise kendi limitlerini zorladı. Ligin yine en bütçeli takımı değil. En bütçeli 5-6 takımından biridir. Ama ilk 2-3 takımından biri değildir. Onlar da 80-90 milyonluk bir kadro yapısıyla
bu sezona fırtına gibi başladılar. Şaban Hoca ile birlikte muazzam bir 3 maç serisine girdiler. Van, Elazığ, Menemen. Dedik ki bu maçlardan 6-7 çıkarırsa şampiyonluğuna da yolurlar. 6'yı çıkarttılar bile 2 maçta. Çıkardılar. Muazzam bir başarıyla geliyorlar. Onlar da çok profesyoneller, çok tecrübeliler. Yani nasıl söyleyeyim, oyunsal anlamda, genel anlamda bu iki maçta ilk 20-25 dakika rakibi boğup ondan sonra istediği skora hele aldıktan sonra daha çok savunma reaksiyonu veren bir takım konumuna, geçişe dönen bir takım konumuna oynuyorlar. Menemen Futbol Kulübü de geçişi ne kadar oynadığını, ne kadar iyi oynadığını Elazığ maçında bize gösterdi. Ama kendi iç sahasında biraz daha baskılı bir oyun, biraz daha ön alan baskısıyla oynayan bir Menemen Futbol Kulübü olduğunu söyleyebiliriz sevgili Ahmet. Yavaştan takımlara geçelim istersen. Heyecanlandım yani. Bu maç yani. Biz zaten işte Hüseyin, bu saha içini konuşurken seninle telefonda da acayip heyecanlanıyoruz. Şu şöyle aynen mi oldu, bu böyle mi oldu? Az önce Kastamonu maç önünü çektik. Kastamonu Sarıyer. Şimdi bir hemen Aksaray maç önündeyiz. Bunları konuşurken heyecanlanman gayet normal. Ben altyazıyı alayım. Aynen. 68 Aksaray Spor'un. Önce deplasman takımıyla başlamıştık öbür videoda. Burada da öyle mi yapalım? Tabii. Öyle yapalım, öyle yapalım. Tamam. Şey olmasın. Şimdi işte başlıyorum sevgili Ahmet. 68 Aksaray Spor'dan. 68 Aksaray Spor dediğimiz gibi oldukça akıllı kurulmuş bir takım. Tabi burada açıkçası sportif direktör Yakup Ateş'i takdir etmek gerekiyor. Zaten yıllardır bu ligde ne yaptığını çok iyi biliyor. Nasıl bir takım kurması gerektiğini çok iyi biliyor. Hedeflerini belirledi. İmkanlar da burada Aksaray Spor yönetimini de şöyle tebrik etmek lazım. Erkenden işe yola koyuldular. Erkenden o maddi kaynakları sağladılar. İkinci ligin belki iskeletini, omurgasını genel anlamda en erken oluşturan takım 68 Aksaray Spor oldu sevgili Ahmet. Evet. Trabzon'un sonuna bir şey bırakmadılar yani. Bu çok aynen önemli. Öyle. Anlatabildim mi? Şimdi Aksaray Spor'a baktığımızda kalede Ali Türkkan gibi çok tecrübeli bir kalecisi var. Bu ligin en iyi kalecilerinden birisi. Net olarak bunu söyleyeyim. En iyi 2-3 kalecisinden birisi. Çorum Futbol Kulübü'nde ve Bodrum'da yaşadığı şampiyonluklar ortada. Bu ligde sol stoper bulmanın zor olduğu dönemde Yeni Mercedes Banyo'da playoff oynayan, önemli performans sergileyen Sezer Yıldırım'ı çektiler. Önemli bir iş. Sezer Oğuzhan ikilisi güzel bir, kaliteli bir tandem oldu. Oğuzhan'ın hatta geçen hafta maça çıkıp çıkmayacağı belli değilken biraz daha risk aldı ve maça çıktı. Sezer Oğuzhan tandemi bayağı bir iş yaptı 68 Aksaray Spor'da. Geçen hafta aslında Ahmet Kağan Malatyalı sağ bekte oynadı ama bu hafta muhtemelen Onur Ural oynar diye düşünüyorum. Ha, taktiksel anlamda atlamadan 4-2-3-1 gibi bir sistemle sahaya çıkıyorlar. Ve bunu, yani bu oyunu oynuyorlar zaten. Sağ bekte Onur Ural, sol bekte Onur Başyiğit. Onur Ural'ın alternatifinde işte dediğim gibi Ahmet Kağan Malatyalı da oynayabiliyor. Geçen hafta Elazığ maçında da iyi performans sergiledi. Yani baktığımızda Kayseri'den gelen bir futbolcu kardeşimiz, yanlış değilsem kiralık geldi ama o da iyi bir iş çıkardı. Onur'un yokluğunda, Onur'un sakatlığında iyi iş çıkardı. Şimdi orta sahaya gelince bence şu anda mevcut ikincilik takımları içinde en iyi 6 numaraya sahip takım 68 Aksaray Spor, Abdurrahman Canlı. Çok önemli bir önlü görüyorum. Ama ben, Hüseyin, hatırlıyorsun o videoyu değil mi? İbrahim evet. Yılmaz en kolay mevki Abdurrahman Canlı dedi. Doğrusu. Ben valla ben de şöyle düşünüyorum her zaman. Santrafor tabii önemlidir. Kaleci önemlidir. Bir tane stoper mesela takım yapacaksan ama kaliteli bir takım yapacaksan, tempolu bir takım yapacaksan iyi bir 6 numaraya sahip olacaksın diye düşünüyorum. İyi bir 6 ve 6 numara... 8 bence. Yok, kesinlikle anladın mı? Hani 6 numara biraz daha böyle nasıl söyleyeyim sana? Ha bak, sözü direkt aklıma gelmişken yazdım, internete buldum. Makelele. Nasıl bir 6 numaraydı hatırlarsın. Tabii. Sonuna yetişmiş. İnanılmaz bir 6 numara. Evet bak, ben yurt yabancı çok oyuncu bilmem. Makelele'yi bilirim ama. Anlatabildim mi Makelele'yi? Makelele'nin bir lafı. Eğer başarılı olmak istiyorsanız 6 numaraya verilen parayı acımayacaksınız. Net olarak doğru söylüyorum. Makelele'nin lafı. Ben de 8'e düşünüyorum. 8'e vereceğim parayı acımayacağım. Nasıl? 6 da önemli ama bence 8'e vereceğin parayı acımayacaksın. Çünkü stoperden 6 8... çıkarabiliyorsun. Ama 8'in hiçbir şekilde yeri dolmuyor Hüseyin. 8 tabi oyun, yani şöyle söyleyeyim, oyunu hücumsal anlamda yönlendirme konusunda çok farklı bir detay 8 açıkçası. 8 olmayan o takımlar bunu iyi bilir Hüseyin. Benim tuttuğum takımın 8'i yok. Perişan haldeyiz. Kocaeli Spor geçen sene 8'lik şampiyon olamadı. Aynen öyle, bravo, çok iyi örnek. Peki şeye ne diyorsun Hüseyin? Biraz laf açıyor.
maç önü programı olduğu için biz seninle biraz daha rahat konuşuyoruz. Sıkıntı. Yani futbolcuların çoğunun en kolay mevkiye cevabı sağ bek sol bek demesi çok gaddarca değil mi ya? En çok yorulan en çok yorulan bekler diye hakemden çok koşuyorlar. Ya işte hani burada biraz daha yani beke aslında bence oyun kurulumunda hani kaleden topla oyun kurarken aslında bence en kilit oyuncular bekler. Hani kaleden topla çıkacaksan bir oyun formatı, bir oyun kurumun varsa bence en kilit nokta bekler. Ama genel anlamda baktığımızda bekin de şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde bek biraz daha hani futbol anlayışında hani o iskeleti sağlam yapalım, kenarlar bir şekilde olur mantalitesi var ya. Farkındaysan hepsi genç kontenjanda da beklere gidiyor takımların. %90'ı beklere gidiyor. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Alt takımlarımızın beke biraz bakış açısı bu. Çünkü ben Aksaray burada tenzih ediyorum ama hani oyun kurgusu anlamında şey değiller yani. Mesela o kaleden, çünkü ben mesela şöyle düşünüyorum. Mesela kaliteli beklerin olursa oyunu daha iyi kurarsın. Beklerden oyun kuran takımlara bak alt ligde. Beklerden oyun kuran takımların çoğu bu çok başarılı oluyor. Aynen öyle. Üçüncü ama ligde kaliteli bek oluyor onlarda. Ya kesinlikle. Abi ben hani bir de yani iki tane Onur'a siz niye salça oluyorsunuz kardeşim? Yazık değil mi? Çocuklar aslan gibi performans veriyor. Onur gidiyor, Ahmet Kağan Malatya'la geliyor. Ona da salçıyorsunuz yani. 68 Aksaray sosyal medya şeyi kimse yöneticisi. Onu da tebrik ediyorum. Harika işler çıkarıyor. Mükemmel işler yapıyor. Gerçekten keyif alıyorum. Yani o İbrahim Yılmaz'ın oynamasını gördükçe keyfim yerine geliyor yani. Var evet, roman şarkısında. Şöyle. Aynen öyle. Pekala, dönelim Hüseyin. Evet. Görelim. Baktığımızda burada Abdurrahman Canlı, Atamer, Ahmet Abdullah Çakmak üçlüsü gibi. Ahmet Abdullah Çakmak biraz daha 8-10 arası bir yerde oynuyor. Normalde Doğan Ateş oynuyordu. Doğan'ın bir sakatlık süreci oldu sevgili Ahmet. Doğan'ın sakatlık sürecinden sonra Atamer oraya gelmeye başladı. Atamer oynadığı maçlarda o da çok önemli performans veriyor. Nokta atışı işler yapıyor. Özellikle rakip topla çıkarken Atamer'in de orada bir payı var. Ona da zaten ufak bir değineceğim. Rakip topla çıkarken ne yaptıklarıyla ilgili. Ahmet Abdullah Çakmak zaten yanlış değilsem takımın golü anlamında en skorer ismi. Atlamak da istemiyorum ama öyle hatırlıyorum. 4 golü var. Aynen öyle. Yine 4 haftada 4 gol atmıştı. Aynen öyle. Yani bir de çok nasıl söyleyeyim, bazı noktalarda inanılmaz kreatif işler yapıyor. Yani hani beklenmeyen noktalarda yaratıcı işler yapıyor. Kalitesi tartışılmaz. İyi de sezon geçiriyor. Tebrik ediyorum Ahmet Abdullah Çakmak'a da. Gelelim kenarlara. Kenarlarda zaten biliyorsun işte Onur Ramazan Toprak, işte Cengiz Ötgün, Ali Marlak, aslında Behlül var, Şahin var. Kullanabileceği kenar forvet gibi kullanabileceğin Şahin Fıstıkçı var. Aslında alternatifleri bol bir kadrosu var Aksaray Spor'un. Burada hoca aslında Şaban Hoca Onur Ramazan ve Alim'le başlamıştı sezona. Hatta bir döneminde ben şey demiştim hatırlıyorsan. Hani böyle Cengiz biraz daha farklı olabilir. Çünkü hani Alim top ayağındayken çok iyi. Onur Ramazan top ayağındayken çok iyi. Ama Cengiz biraz daha sprinter. Savunma arkasında koşu atar, topla buluşur vesaire. Hani Cengiz'i biraz daha ön planda böyle değerlendirir diye. Alim'in ufak bir sakatlığı oldu. Orada da Cengiz Van maçında formaya. Evet. Van maçını aldı 1-0. Döndü. Ve taraftarlar da soruyor Hüseyin bu soruyu. Çok güzel bir yere değindi. Evet. Elazığ maçını aldı 1-0. Yani şimdi baktığımızda oyun içinde belki hani mesela Alim pozisyon yaratma anlamında, topu kullanma anlamında, mesela duran top anlamında. Belki ikinci ligin en iyi duran top kullanan adamlarından biridir Alim. 2-3 oyuncusundan biridir. Taşkın, Çalış, Alim Arlak. Bir iki oyuncu daha sayarsın yani. Anlatabildim mi? Mesela Alim'in yakaladığı duran toplar frikiklerde gol yapma oranı gerçekten yüksektir Ali Marlak'ın yani. Ama evet, buradan iki oyuncu da Cengiz'in biraz daha sprinter özelliklerinin ön plana çıkması ki ne olursa olsun son iki maçta iki tane kafa maçın iki golünün de Cengiz'den gelmesi, açıkçası ben Cengiz'in herhangi bir sakatlık durumunda olmaması durumunda yine hocanın Onur Ramazan Cengiz'le çıkmasını bekliyorum açıkçası. Forvet'te İbrahim Yılmaz. Yani bununla ilgili ne denilebilir ki, nasıl bir metiyeler düzebiliriz bilmiyorum. Bir gol, 9 asist benim saydığım. Ama veri siteleri bir gol 7 asist gibi sayıyor biraz İbrahim'e. Çünkü işte Kadok kaleciden döndü de tamamladı da bilmem ne tarzında. Ama 9 tane golün hazırlayıcısı İbrahim Yılmaz. Öyle diyelim, evet, çok güzel. 9 tane şurada golün net hazırlayıcısı. Şey, hemen aklıma geldi. Şu asisti zaten Behlül'ün attığı goldeki asist değil mi bu? Aynen evet, öyle. Evet. Adil maçındaki. Şu asit mükemmel. Eğer elinde varsa
son maçta Elazığ maçındaki Altitepe'ye bir bakalım. Onu bir yansıt. Elimizde var mı? Ben... Bu Menemen maçı herhalde. Şey, bu Menemen. Aksaray'ın Elazığ maçında Cengiz Özgün'ün attığı gol vardı ya 44. dakika. Var var. Şu. Ha, vardır. Ha, evet abi şu. Yine Instagram'dan izlediğimiz için görüntü bu şekilde. Olsun bak şuradaki. Şu top sekiyor. Ben anlatayım Hüseyin. Top sekiyor. Evet. İbrahim'in önüne düşüyor. İbrahim topu düşmeden asisti yapıyor. Yani sonra zaten İbrahim'in hareketlere bakar mısın Hüseyin? Bak gol olacağını bildikten sonra İbrahim'in hareketlere bak. Nerede pozisyonu geri alalım şöyle. Top düştükten sonra İbrahim pası veriyor ve kendini off moduna alıyor zaten. Onun gol olacağını biliyor zaten artık. Kenara doğru gidiyor. Sevinmeye başlıyor abi. İbrahim harika. Abi şu pata şiirler yazılır. Yemin ediyorum sana. Ben İbrahim Yılmaz'ın hem oyun görüşüne hem bu soğukkanlığına hayranım ya. Direkt kenara gidiyor bak. Ya zaten o hani yedek kulübesine sevinmeye gidiyor. Kutlamaya gidiyor zaten. Yani çok iyi işler oynuyor bu sezon. Gerçekten yani hani takım oyuncusu inanılmaz istatistikler yapıyor. İnanılmaz veriler veriyor. Ben çok beğeniyorum İbrahim performansını. Şurada yani hani o top sekiyor. Onu tekte o pası vermek anladın mı? Başkası olsa topu durdurur. Soluna bakar, sağına bakar. Sağına bakar ya da sürmeye çalışır. Anladın mı? Sevgili Ahmet yani burada çok değerli bir performans sergiliyor. Tebrik ediyorum İbrahim'i. Yani baktığımızda aslında Aksaray Spor'un kadrosu biraz belli gibi. Ben hani eğer düzeldiyse Onur Ural'ın 11'e döneceğini, geçen hafta kadroya göre Ahmet Kaan Malatyalı'nın yerine Onur Ural'ın döneceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Doğan'ın oyuna dahil olma süreci var ama bence Abdurrahman Atamer başlangıcı orta sahada Menemen gibi fiziksel anlamda kuvvetli bir takıma karşı çok sert bir takıma karşı Abdurrahman Atamer daha sağlıklı olabilir. Çünkü Doğan sakatlıktan döndü. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olursa daha iyi olabilir. Ve Aksaray Spor'un yedek kulübesine de baktığımızda gerçekten maçın rengini ve keyfini değiştirecek oyuncular da var. Dediğim gibi Ali Marlak çok önemli bir oyuncu. Behlül var bu işin içine eninde sonunda dahil olduğunda tek başına maç çözebilecek tarzda yeteneğe sahip bir oyuncu. Behlül Aydın. Forvet'te İbrahim Yılmaz'ın alternatifi Yasin Abdoğlu gibi çok kaliteli bir santrafor. O da oyuna girip en azından belli başlı noktalarda değinebilir. Stoper'e bakıyorsun Sezer Oğuzhan'ın alternatifi Alperen Kuyubaşı ile Ercan Yazıcı. Yani orta sahada değerli oyuncular var. Oyun anlamında bazı noktalarda maçın ilk başında hep Aksaray Spor iyi başlıyor başladığı maçlarda. Sonrasında biraz rölantiye alıyor. Skoru aldıktan sonra biraz daha tamamen skor odaklı oynuyor. 90 dakika tabii ki aynı performans olmayabilir. Önemli olan skor almak. Aksaray Spor'u ben bundan dolayı açıkçası takdir ediyorum. Çok iyi giden bir süreç, çok iyi giden bir serüven. Ben Şaban Hoca ve öğrencilerini tebrik ediyorum sevgili abi. İyi iş çıkarıyorlar. Bunu net olarak söyleyeyim. Önemli olan hani bazen oyunsal anlamda burada pazar günü programında ben ne dedim bilmiyorum Aksaray. Yani Aksaray hani bunu aynı şeyleri diyor mesela. Oyunsal anlamda düştüğü yerler var. Hani olabiliyor. Rölantiye alıyorlar falan. Bilgi 2-3 kişi yazmış bana. Sen Aksaray düşmanısın diye. Batman düşmanısın yazan. Başladık mı? Bir yazalım. Başladık. Bu sezon da böyle ateşli ve hararetli geçecek. Ben bir iki dedim size cevap verdim. Ya oğlum yapmayın saçmalamayın ne düşmanlığı falan dedim de çok da önemli değil. Hani direkt özel hesabıma şahsi hesabıma falan yazmışlar. Çok da dert değil. Ama şu net olarak söyleyeyim 68 Aksaray Spor gerçekten doğru oyunu skoru alan takım başarılıdır kardeşim. Doğru skoru doğru oyunu yapıyorlar. Ama Menemen Futbol Kulübü gibi belki bu senenin en zor imtihanına çıkacaklar. Çünkü niye? Açık konuşmak gerekirse oynadıkları Van Spor fiziksel olarak kendilerine yakın bir takım değildi, hazır bir takım değildi. Elazığ Spor fiziksel anlamda kendilerine yakın bir takım değildi, hazır bir takım değildi. Geliyorsun sevgili Ahmet, ilk hafta Beyoğlu Yeni Çarşı genç bir takımdı ama uyumu oturmamış bir takımdı. Mersin İdman Yurdu, Karaman Futbol Kulübü, Belediye Derince, Nazilli. Yani Aksaray'ın bu zamana kadar ki bence fiziksel anlamda en ciddi rakibi Elazığ Spor'du. Ama Aksaray Spor fiziksel anlamda Elazığ Spor'dan daha iyi bir takım. Daha hazır bir takım. 68 Aksaray Spor'un şu anda en zor mülakatı, en zor sınavı, en zor imtihanı Menemen Futbol Kulübü maçı. Ve hatta şunu net olarak söyleyeyim sana. Devreye kadar muhtemelen fiziksel olarak Menemen'den daha hazır bir takımla mücadele etmeyecek 68 Aksaray Spor. Bu kadar net söyleyeyim sana. En kritik müsabaka diyorsun. Kesinlikle. Yani 68 Aksaray Spor'un fiziksel anlamda belki maçın belli noktalarında reaksiyon veremeyeceği tek takım Menemen Futbol Kulübü şu anda. Bu grupta. Benim şahsi yorumum bu.
Ondan dolayı yani. Ama 68 Aksaray Spor için iki tane kritik maçta 6 puan almış bir takım için bu maçtan bir puan da olsa tadım kaçmaz diye düşünebileceği bir maç diye düşünüyorum yani. Menemen deplasmanına gidiyorsun. Oradan bir puanla dönsen Aksaray Spor için kötü değildir diye düşünüyorum. Pekala Hüseyin. Aksaray bölümünü sanırım noktaladık. Geçebiliriz Menemen kısmına. Aksaray kısmında birkaç fotoğrafımız var. İstersen onu da ekrana getirebilirim bu arada. Tamam, aynen olur. Yorumladın zaten abi. Ama yorumladın evet, Anladım. Ön alandaki mesela Aksaray'ın dizilişi. Evet, ön alanda mesela burada anlatacağım şey vardı benim. Hani mesela bakıyorsun İbrahim Yılmaz en önde gibi duruyor. Orada var ya yani özellikle hatta notlarıma da almıştım. Ahmet Abdullah Çakmak'la Atamir'in ön alan baskısında ne kadar etkili olup yani İbrahim Yılmaz onları gözlemleyip onların baskı yapmasını bekliyor. Aslında orada bile Aksaray Spor'un ön alan baskısında bir plan var. Özellikle ön alan baskısını burada Ahmet Abdullah Çakmak ve Atamer orta sahadan gelip yapıyor Aksaray Spor'da. Bunu söyleyebiliriz. Bir fotoğrafımız daha var. Ya bu da Aksaray Spor'un 4-2-3-1 diziliminin bir tezahürü diyebilirim yani. Görüntüsü diyebiliriz. Şimdi geçelim o zaman Menemen Futbol Kulübü'ne. Ev sahibi ekipte tıpkı Aksaray Spor gibi ligin lideri evet. Aslında. İki takım da lider. Artık alfabetik sıraya mı göre dersiniz yoksa nasıl sıralıyorsanız ikisi de lider, ikisi de ikinci konumda. Yedinci haftayı geride bırakırken birebir aynı her şeyleri ve şimdi de Menemen Futbol Kulübü kısmına geçiyoruz. Muhtemelen 11, Hüseyin'in hazırladığı muhtemelen 11 bu şekilde. Ben de ekrandan şunları çekeyim daha rahat gözüksün. 4-1-4-1 şeklinde diziliyorlar. Neler söylersin Hüseyin? Evet. Şimdi çok güzel bir noktaya değinin. 4-1-4-1 şeklinde diziliyorlar. Kalede Mehmet Enes Sarı var. En tecrübeli yerleri neresi dersen stoper tandemi diyebiliriz. Onur Akdeniz'de Mazlum Demir. İkisi de çok tecrübeli oyuncular biliyorsun. Sol bekte Emir, sağ bekte Eyüp oynuyor. Emir zaten geçen sene de Menemen Futbol Kulübü'ndeydi. Eyüp de Kütahya'dan transferi Burhanettin Hoca'nın Menemen Futbol Kulübü'ne. Temposu çok yüksek, dinamizmi çok yüksek. Motorik özellikleri çok kuvvetli bir sağ bek oyuncusu. Erkan, Hakkı Türker, Emre Keskin orta sahasıyla çıkıyorlar. Bu da aslında orta sahaların ne kadar tempolu olduğunu gösteriyor. Ve özellikle bu oyuncular maçın belli noktalarında özellikle geçiş oyunlarında kenardan bir bakmışsın. Hakkı mesela Elazığ maçının ilk golünde hatırla. Hakkı yardırarak gidip kestiği ortayla İsmail Kulet'e gol attırmıştı. Yani evet. Maçın belli baş noktalarında kenarlara da evrilebiliyorlar. 4-1-4-1'lik sistemde. Kenarlarda İsmail Kulet, Erhan var. Forvet'te ise Onat Kutay Kurt var. Peki normalde dizilim bu mu sevgili Ahmet? Tam olarak değil. Neden? Onat Kutay Kurt yerine normalde Seçimcan Koç var. Ama Seçimcan çok kritik maçları. Van maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı kaybetti. Erhan Öztürk yerine bu maçta Emirhan Arkutçu'nun ilk 11 oynayabileceğini düşünüyorum. O da milli maça gitmişti sevgili Ahmet. Genç yaş milliye gitmişti. U20 işte bu Ümit Milli mi oluyor ne oluyor artık ben 19 ve 19. Aynen öyle. Oraya gitmişti. Ondan dolayı yani yoktu. Emirhan Arkutçu'nun Erhan Öztürk yerine dahil olabileceğini söyleyebiliriz. İsmail Kulet oynadığı iki maçı da çok iyi değerlendirdi ve iki tane gol attı. Orada da biliyorsun Burak Yeşilay'ın sakatlığı var. Hala geçmedi bildiğim kadarıyla. Bu maçta da olamayacak ki takımın en skorer isimlerinden biriydi. 3 tane gol atmıştı. 5 maçta 3 golle başlamıştı. İnanılmaz bir performans vermişti. Burak Yeşilay'ın sakatlığı muhtemelen 1-2 haftası daha var diye biliyorum. Tam bilmiyorum. Ama İsmail Kulet de bulduğu fırsatı Burak'ın sakatlığında bulduğu fırsatı. O da daha 2004 doğumlu. Çok genç bir futbolcu İsmail Kulet. İki maçta da gol attı. Önce Elazığ maçında gol attı. Arkasına geldi Giresun deplasmanında gol attı. İki deplasmanda da galibiyette rol oynadı İsmail Kulet. 4-1-4-1 gibi. Onat Kutay Kurt zaten pivot santrafor. Özellikle top indirmede, fiziksel anlamda koşma, bozma anlamında çok iyi. Ama tabii ki Seçimcan'ın çok net bir oyunu vardı ve bu net oyunun açıkçası bu net oyundan faydalanamıyor Menemen Futbol Kulübü. Ki Seçimcan bu maçta olsaydı bence Menemen Futbol Kulübü'nün eli biraz daha kuvvetli olurdu. Evet yani bu kadroda Erhan yerine belki Emirhan Arkutçu'nun oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında genel anlamda aynı kadroya da çıkabilirler. Ha bu bir taraftan tabii ki yedek kulübesinde de çok değerli oyuncu var. Taner Gümüş'ü belki hoca maçın belli baş süreçlerine dahil edebilir diye düşünüyorum. Taner Gümüş'ü
maçta değerlendirebilir diye düşünüyorum. Yine baktığımızda hani stoperde olsun, kenarda olsun, yedek kulübesinde tamamen genç özellikli oyuncular var. Yani gerçekten klasik bir Burhanettin Basatemur takımı. Oldukça başarılı, fiziksel olarak oldukça tempolu, bu kadar kuvvetli bir takım nasıl yapmış bilmiyorum. Elazığ maçında hayran kaldım. Net olarak bu grubunda, bence iki grubunda en hazır takımı konumunda sevgili Ahmet, onu söyleyeyim. Onun dışında mesela Erkan, Eren Pansay'la birlikte ikisi yanlış değilsem Bornova'dan geldi. Sağ kanat Erhan Öztürk, kenar oyuncusu. O da bölgesel amatör ligden Yeşilçivril'den geldi. Emre Keskin, Menemen Futbol Kulübü'nün geçen sene değerlendirmediği, devre arası Arnavutköy'e yolladığı, kiraladığı oyuncuydu. Onat Kutay 3. ligde bir yerde oynuyordu. İsmail Kulep geçen sene ara ara forma şansı buluyordu. O da alt ligden gelen genç transfer. İşte Erkan Güvercin, Eren Fansa ile birlikte dediğim gibi Bornova'dan geldi. Eyüp 3. lig Kütahya'dan geldi. Yani gerçekten hoca klasik Burhanettin Basatemur, Menemen'e de gitse, geçen sene 150 milyon harcamış Menemen'in kimyasını bozdu hoca. Resmen dediğim gibi zengin Soma Spor'u yaptı. Zengin Soma Spor'u, onu diyecektim. Aynen öyle. Zengin Soma Spor'u yaptı. Fiziksel anlamda çok kuvvetliler. Orta saha mücadelesi tabii ki çok belirleyici olacak burada. Yani temposu çok daha yüksek bir maç olacak. Bence mesela Kastamonu Sarıyer maçını çok beğeniyoruz, izleyeceğiz vesaire. Bu maçı izleyemeyeceğim için çok üzgünüm. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu maçın temposu çok daha yüksek olur. Çok keyifli bir maç olur. Akşam maçı Menemen'de tribünlerin tıklım tıklım olması gerekiyor. Bu takıma bir defa destek olmaları gerekiyor. Bilgin Başkan çok büyük emek veriyor. Burhanettin Hoca çok büyük emek veriyor. Bu isimlere destek olmaları gerekiyor. Baktığımızda gerçekten şu isimlerden, ya kimse beni yanlış anlamasın, bugün liderlik maçına çıkıyor bu takım. Şu isimlerden kaç tanesinin şampiyonluk kadrosuna sezon başı isimler gelse önüne, kaç tanesini alırdı? Ben sana net bir şey söyleyeyim mi? Çok net söylüyorum. Stoper tandemindeki Onur'la Mazlum için bir şeyler konuşulursa konuşulurdu. Bak çok net söylüyorum. Onat Kutay 3. ligde belki belli başlı takımlarda takım bulamayabilirdi Onat Kutay. Erhan zaten abi baldan getirmişsin. İsmail Kulet genç, Benjan 3. lige kiralık gider. Emre Keskin Arnavutköy'e gitmiş, orada bir oynamış bir oynamamış. Hakkı Türker, bak Hakkı'yı çok beğeniyorum, onu da söyleyeyim. Çok inanılmaz tempolu, inanılmaz mücadeleci, takımın hücum opsiyonlarında da önemli pay sahiplerinden birisi. Ama şu takıma bakıyorsun, sezon başı Nazlum'la Onur belki şampiyonluk playoff oynayacak takımlar için değerlendirilirdi. Gerisini hiçbiri değerlendirilemezdi. Ama bu iş böyle giderse, herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonu bu çocukların hepsi kapış kapış kapışıdır sevgili Ahmet. Menemen Futbol Kulübü sezon sonu belki maddi anlamda inanılmaz kuvvetli bir yapıya bürünüp Süper Lig'de çok fazla genç oyuncu satmasıyla gündeme yine gelebilir. Tebrik ediyorum. Oyun güçleri çok yüksek. Fiziksel tempoları çok yüksek. Aksaray'la da mükemmel bir maç oynayacaklar. Liderlik maçı olacak. Menemen Futbol Kulübü eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa onlar için de çok daha farklı şeyler konuşulacak. Aksaray için nasıl farklı şeyler konuşulacaksa onlar da artık hedefi direkt liderlik olarak belirlerler bu saatten sonra. Bu saatten sonra playoff'muş, oymuş, buymuş konuşulmaz. Kesinlikle. Direkt liderlik konuşulur. Bu yani Menemen'le ilgili başka değineceğim bir şey var mı? Hani yedek kulübesi. Fotoğraflarımız var Hüseyin istersen. Tamam, olur, çok güzel olur. Doğru söylüyorsun. İlk görüntü. Evet, burada Elazığ deplasmanından bir görüntü. Burada özellikle top rakipteyken ön libero stoperlerin arasına girip bazen hani o stoperleri üçlüyor gibi oluyor. Top rakipteyken o da savunmaya yardımcı oluyor. Bu sadece böyle bir detay, stoperlerin arasına giriyor. Bu da Menemen Futbol Kulübü'nün aslında dizilimini en net gösteren detaylardan birisi. 4-1-4-1 Burhanettin Hoca'nın oyununu yansıtan bir görsel olarak diyebiliriz. Elazığ maçındaki Menemen Futbol Kulübü'nü hala o performansı gözümün önünden gitmiyor Ahmet. Yani çok net. Mesela Van Spor maçında daha baskılı, daha net oynadılar değil mi? Ama fiziksel olarak kuvvetli olmaları, bir maça motive olmaları, bir maça konsantrasyonlarının bu sezon gördüğüm en net konsantrasyon, bak bu kadar net söyleyeyim ben sana. Yani Elazığ'a bir puan için gitmemişler aslında, biliyor musun? Menemen Futbol Kulübü. 3 puana gitmişler. Elazığ'a ben o galibiyet serisini bitireceğim kardeşim. O 31 maçlık seriyi ben bitireceğim diye gitmiş Menemen Futbol Kulübü. İnanılmaz aynen bir konsantrasyon vardı. Maçta bunu net hissettim yani. Anladın dakika mı? Dakika dakika iyi oynadılar Hüseyin.
Kesinlikle. Sabırlı oynadılar. Beklediler. Her gitmelerini değerli kıldılar. Değerlendirmekleri pozisyonlar oldu. 6 da olabilirdi, 5 de olabilirdi, 7 de olabilirdi ki Elazığspor da set oynadı. Onlar da açamadılar kilidi. Onlar kilidi açamadıkça stres oldu. Menemen de bu süreci çok iyi değerlendirdi. Gerçekten net olarak söylüyorum. Yani burada kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Ama hani bu sezon işte her şey böyle topa hükmetmek, set oyunu vesaire değil. Burada Elazığ dışında söylüyorum. Diğer takımları da ben topa hükmederim. Ben kendi oyunumu oynarım, set oyunu oynarım. Olay sadece bu değil. Menemen Futbol Kulübü'nün Elazığ maçının 90 dakikalık performansını al. Besyo bölümlerinde antrenörlük okuyan genç antrenör arkadaşlarımıza geçiş nasıl oynanır dersini ver. Ya da UEFA B, UEFA A belgesi alın. Kimse kusura bakmasın. UEFA A'sı olan hocalarımızın da çok fazla teknik taktik detaya hepsinin hakim olduğunu düşünmüyorum. Hakim olsa zaten İlhan Mansız'ın röportajını izlesinler. O bir dakikalık videoyu izlesinler. Harika. İlhan Mansız'ın mükemmel. Maalesef bizim ülkede bazı işler böyle. Ama onlara mesela izlet geçiş nasıl olur? Tabii bu geçişi oynamak için de fiziksel olarak takımı çok makine gibi yapman lazım. Çok iyi hazırlaman lazım. Ben Burhanettin Hoca gerçekten hem haddini bildiğini hem de oyunculara yani oyuncunun fiziksel kapasitesine göre yatırım yapıp bunları bu kadar kuvvetlendirdiğinden dolayı Burhanettin Basatemur Hoca'yı ve ekibini de tebrik ediyorum. Menemen Futbol Kulübü hani bu hafta için, bu sezon için şunu söyleyebilirim. Hani geçiş oynayıp da bu kadar etkileyen başka bir takım olmadı beni bu sezon. Hani hem ama geçiş oluyor yerde de şu an duruyorlar yani. Kesinlikle. Hem geçiş oynayıp hem bu kadar etkiledikleri etkileyen bir takım beni bu sezon olmadı. Bunu net olarak söyleyeyim. Tek etkileyen Menemen Futbol Kulübü'nün Elazığ performansı. Mesela Van maçında set oynadılar, geçiş yaptılar, Van'a baskı yaptılar, çok darladılar Van'ı. 10 kişi kaldılar. 2-1'de kazanabilirlerdi, 3-1'de kazanabilirlerdi. 1 puan aldılar. 3 tane ilk yarı 3 tane direkten dönen topları vardı. Hepsi ayrı. Şu maçtaki bu hani konsantrasyon, anladın mı? Maça odaklanma, maça fokuslanmayı net hissettiğim maç bu maç oldu. Gerçekten. Kesinlikle. Yani Elazığ Spor cephesi o maçta ya işte bu yüzden yenildik, işte kendi hatamız falan diyeceği bir şey olmadı. Tamamen ilmek ilmek dokunmuş hoca maçı. Burhanettin Hoca. Bence rahat da bir galibiyet aldı yani. Kesinlikle. Çok, çok zor rahat maçta. Ve rakibin 30 bin maçlık serisini bozdu. Dedi ki muhtemelen ilk 20-25 dakika Elazığspor kendi evinde set oynuyor. Çok kuvvetli. Ligin en kuvvetli oyunu oynayan takımlardan birisi. Onlar bize daha baskıyla gelecek. Biz ilk 20-25 dakika bunları kilitlersek, Elazığspor'u kilitlersek, buradan gol yemezsek mesela, ondan sonraki süreçte biz zaten, onlar da stres olacak. Taraftar var. Taraftar da stres unsuru yaratıyor otomatikmen. O stres ortamından biz buradan çıkıp çok net bir hani geçişte çok rahat pozisyonlar yakalayıp maçı çözebiliriz diye planladılar. Ki bak 1-0'dı ilk yarı İsmail Kuret'in golüyle. İkinci yarı 5-10 dakika Elazığ yine çok yüklendi. Oradan da gol çıkmadı. Ondan sonra üst üste Menemen'in geçişleri bir denedi olmadı. En son yanlış İsmet Yumakoğulları'nın hatasında işte kenardan gelen topa. Aynen öyle. Orada atılan gol, Hakkı mı atmıştı golü? Onu da tam hatırlamıyorum. Hakkı atmış olabilir. Elazığ maçının ikinci golünü. Hakkı Türker attı. 2-0 oldu. Yanlış değilsem kim attıydı onu hatırlamıyorum. Ondan sonra da zaten 3. golde artık zaten hani Elazığ tamamen. Evet. Kim attı bunu? Ben de Hakkı diye biliyorum şu an. Yani sen böyle şeyler sorunca bana, ben diyorum ki Hüseyin bunu yanlış hatırlattıysa ben de hatırlayabilirim. Evet. Hakkı atmış. Doğru atmış. 14 numara Hakkı değil mi? Aynen. Hakkı atmış. 3. golde zaten Erhan attı. Onu hatırlıyorum da yeşil çivrilden gelen Erhan attı. Yani baktığımızda işte hani burada İsmet'in de hatasıyla zaten artık Elazığspor tamamen mental olarak maçı bitirdi kafada. İşte bir de olaylar oldu ikinci golden sonra. İşte hakem yaralandı falan biliyorsun. Zaten bu ondan dolayı bu hafta Elazığspor Anadolu oynayacak. Hani ve hani yani burada da işte bu da şeyin Erhan'ın golü, Erhan Öztürk'ün golü. Yani Menemen Futbol Kulübü temposuyla, fiziğiyle bu ligin şu anda en hazır takımı. Güzel bir maç. Keşke izleme fırsatımız olsaydı. Çok keyifli bir maç. Yorumum yok yani. Hani nasıl bir maça gidebilir? Bir öngörüm var. Şöyle yani net olarak söyleyeyim. Normalde Menemen kendi evinde biraz daha farklı, deplasmanda biraz daha farklı bir oyun oynuyor. Aksaray'da mesela Van deplasmanında çok hani 20-15-20 dakika iyilerdi. Elazığ maçında 20-25 dakika iyilerdi. İlk 20-25 dakika iyilerdi. Hani
Aksaray maça iyi başlıyor. Menemen kendi evinde iyi, deplasmanda ya kendi evinde set, deplasmanda geçiş gibi oynuyor. Biraz daha farklı bir oyun oynuyor. Yani iki takımın çıkaracakları kadroları görmek gerekiyor Ahmet. Yani maçtan bir saat önce maçla ilgili yorum yapılabilir ama bu maçla ilgili gerçekten yorum yapma konusunda böyle bir tereddütte kalıyorum. Playoff'larda yapıyorduk hatırlıyorsan. Ama şunu net olarak söylüyorum, aynen öyle. Menemen daha kuvvetli bir takım. Fiziksel anlamda daha kuvvetli bir takım. Aksaray'da daha yetenekli ve daha kaliteli ayaklara sahip bir takım bence. Pekala. Ağzına sağlık Hüseyin. Maçın programında 8. haftanın Kırmızı Grup'taki önemli maçını konuştuk. Menemen evet. Futbol Kulübü evinde 68 Aksaray Spor'u ağırlıyor. Biz de bu maçı analiz etmeye çalıştık. Sizlerden ricamız, alt yazıda da yazıyor zaten, bu videoyu beğenmek ve kanalımıza abone olmak sizlerden ricamızdır. Bunlar tamamen ücretsiz biliyorsunuz. Ayrıca videomuzu paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi yayınlamayı düşünüyorum Hüseyin birazdan. Patlak gitsin. Hemen cuma, bugün cuma akşamı, normalde dün çekip bugün yayınlayacaktık. Böyle bir gecikme oldu. Hemen evet. Yayınlayalım. Siz de hemen izleyin, yorumlarınızı yapın ve beğenmeyi unutmayın. Ağzına sağlık Hüseyin tekrar. Eyvallah. Biz pazar günü Kırmızı Beyaz Dünya programında, maç sonu programında yine sizlerin karşısında olacağız. O zamana dek hoşça kalın. Hoşça kalın.